Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda gördüğünüz gibi 20 tane yavrumuzun 20'sini bir yere topladık. 3 tanesi de burada. Bu arada tatilimizin biliyorsunuz yani ben tatile başladım siz bu videoyu izlerken. Ve stok videolar da gelecek. Yani bunlar da benim hazırlıklarım. Onlardan da bahsedeceğim ilerleyen videolarımda. Şimdilik siz sadece bu kadarını görmüş olun. Şu anda 3 tane de bu yuvada bebeğimiz var. Yani toplam 23 tane yavrumuz var. Şöyle... 3 tane de burada bebişimiz var. Toplam 5 tane şu inoların, ino ve rainbow'un yavrusu çıktı. O yönden de bayağı iyi oldu. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar 20 tane yavrumuzun 20'si de bir yerde. Burada kırıklarımız da var. Bulutun bebeği de var. Fallow taşıyıcı da var. Ve Japones de var. Gördüğünüz gibi rainbow'lar da var. Yani var Allah, var Allah şükür. İnoların rainbow'ları da var. Bakın bir tane fallow'umuz da var. Maalesef bazı yavrularımızın biliyorsunuz farklı yuvalarda annesi sırt tüylerini yolmuştu. Yani şu aslında kırıkların öz anne babası biliyorsunuz Jumbo ile yeni gelen dişi. Ve onların altına ben farklı yavru koyduğumda onlardan biri de fallowdu. Bakın şu şekilde sırt tüyünü yoldular. Allah'tan erken fark edip hemen ayırdım. Şu anda birazcık böyle pamuklu tüyleri olmadan büyüyor ama önemli değil. Allah'a şükür hani sağlığı falan yerinde, kursağı dolu gördüğünüz gibi güzelce besliyor annemiz. Onun dışında daha anne babanın beslemediği bebeklerimiz var. Ben onları da hemen çektim yuvadan. Sizlere gösterebilmek için ama geri koyacağım onları video esnasında. Bu şekilde 16 nereden çıktı? 20 tane bebeğimiz. 20'si de bir yerde. Hepsini bir kovaya topladım. Bakın albino DF'ler de var. Aynı zamanda ayırtmak isteyen arkadaşlar da bu şekilde yavruları görmüş olur. Albino DF'lerimiz de var. Kırıkların yavruları arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Bunlar böyle hani normal çek kuşlar değil. Babası Jumbo. Annesi de neredeyse Jumbo boyutunda bir kuş. Kırık bir kuş. Jumbo kırı diyebilirim. Gerçekten gayet güzel boyutta geldi bebekler. Hatta ben şuna var ya DF'lerden daha çok hastayım. Hem boyutu olsun hem rengi olsun. Bakın arkadaşlar mor. Hani diyorsunuz ya bunun neresi mor diye. Kameradan zaten bunu anlamanız mümkün değil. Şurada arada kaldı. Yani kameradan bunu anlamanız mümkün değil arkadaşlar. Göremezsiniz bunun rengini tam anlamıyla. Hani diyorsunuz ki bu mor değil. Mor zaten tam anlamıyla böyle mos mor kuşlar ancak rainbow'larda olur. Mesela en basitinden şu. Bunun vücut rengi gel yani biraz daha belli olsun. Bakın gri kanat geliyor ve benim en sevdiğim renklerden biri. Vücudunda mor geliyor. Violet. Çok severim bu tür mutasyonlu rainbow'un. Hoş, yani en azından göz alıcı böyle yani dikkat çekici. Rainbow'larda da şöyle söyleyeyim. Şu anda ayrılar biliyorsunuz. Onlara da dönünce atacağım eşe. Şöyle hemen ben de bir yere oturayım. Yani arkadaşlar sizin anlayacağınız öyle mor direkt belli olmaz. Öyle rainbow'lar dışında falan lila ancak böyle lila tarzında renkler belli olur bakın. Şu an size mavi gibi gözükebilir ama bu normalde lila. Muhabbet kuşlarına bu şekilde geçer. Mesela şu da bir yeşil. Ama farklı bir tonu. Gerçekten muazzam bir rengi var. Yani şu an size sarılı böyle değişik bir yeşil gibi geliyor ama bu hani zeytin yeşili. Ve tonu o kadar güzel ki kamerada belli olmuyor. Yani bunu normalde çıplak gözle görseniz anlayabilirsiniz. Ama şu anda bu şekilde ben size ne kadar anlatırsam anlatayım boş. O nedenle arkadaşlar ben rengine mesela mor diyorsam o emin olun siz de görünce anlarsınız mordur. Zaten ancak çıplak gözle görünce belli oluyor. Şurada bir tane gri bebeğim var. Gördüğünüz gibi. Yani bu da Bulut'un yavrusu. Anne bağırıyor yavrularımı ver diye. Ondan sonra bakın bu da bir Bulut'un bebeği. Ama bakın bu turkuaz geldi mesela. Bu net belli eder kamerada. Bu turkuaz renk. Mor hani o kadar fazla kameraya yansıyan bir renk değil maalesef muhabbet kuşlarında. Bunu da dediğim gibi ancak çıplak gözle görürseniz anlayabilirsiniz. Ya bıcır bıcırlar ya. Mesela şu bakın. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Bunların maalesef hop nereye gidiyor lan? Maalesef arkadaşlar mamayla beslediğimde takviyelediğimde yani canavar gibi bir yavru Allah'a şükürler olsun. Hani böyle uyanık falan ama mamayla beslediğimizde mesela diğer kardeşleri bunun üzerine kusunca bu tüyleri de haliyle mamaya yapışıp kopup gidiyor. Maalesef böyle şeylerde yaşadık. Yaşamadık değil ama mesela bakın buna da geldiğine öyle çok fazla bir zarar vermiş. Mesela bunda pofuduk tüyleri çıkıyor. Pamuksu tüyleri. Hani herhangi bir sıkıntı yok. Şu tam bir Rıdvan Dilmen. Arkadaşlar bana bir de fiyat bilgisi soruyorsunuz bunlarla alakalı olarak. Bana Instagram'dan yazarsanız kuş satım yani alım satımı ile alakalı olarak da ancak oradan yardımcı olabilirim. Dediğim gibi hani onun dışında şey yapmıyorum kesinlikle. Normal bende zaten fiyatlar neredeyse fix belli.
şu çeklerin fiyatları 75. Diğerlerinin de değişiyor arkadaşlar. Kırıkların falan kesinlikle değişiyor fiyatları. Zaten aynı fiyata beklemeyin. Bu arada hemen size ben şeyi de göstermek istiyorum. Damızlık altı salmamızı. Sonuçta onlar da daha yavru sayılır. Öyle çok fazla bir büyüklükte değiller. Yalnız ne yapıyorsunuz siz? Bakın bu da bir rainbow. Ya, tüyleri görüyor musunuz? Hep mamadan dolayı, anne yolduğundan dolayı tüyler böyle oldu. Ama genel anlamda yavruların yemesi, içmesi, gelişimi kötü mü? Hayır, kötü değil. Gayet güzel. Bir süre sonra bu pamuksu tüyler zaten altta kalıyor. Kendi tüyleri çıkıyor. Aynı bunlardaki gibi. Yani bunlar yolunmamış, üzerine mama kusulmamış kuşlar. Bakın alttan kendi tüyleri geldiğinde bel üstü aynen şu şekilde olacak. Bakın bunun da altta pamuksu tüyleri var ama kendi tüyleri gelmiş. Ama dediğim gibi tabii de farkı olacaktır. Tüylerinin yani kalitesiz demeyeyim de nasıl diyeyim arkadaşlar. Pamuksu tüyleri çıkmayacak. Alt tarafta sonradan uzayacak. Yani normal tüyün altından uzayacak. Çok fazla şey yapmayacak. Bunlar gibi belirgin olmayacak. Tek farkı bu. Yoksa aynı mamayla besleniyor. Aynı bakım yapılıyor. Aynı gelişimde sıkıntı yok. Ama annenin iyi olması da kötü olmadı mı? Oldu yani. Benim moralimi bozan konulardan biridir. İnşallah şu fallo da sağ salim bir büyür. Kursağa bakın maşallah. Bunları bu sabah kesinlikle takviyelemedim. Giderken ona göre ayarlayıp gidiyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde takviye olmayacak. O nedenle çok fazla üzerlerine gitmiyorum. Bakın bu da bir erkek bebek bu arada. Cinsiyeti erkek bunun. Sizlere zaten farklı videolar çekeceğim. Gelecek videolar stok olacak. Şunlar da şuraya yatmışlar. Gelecek videolar stok olacak arkadaşlar. Kanalı kesinlikle videosuz bırakmayacağız. Şöyle. Bu da bir rainbow bebek. Kanat uçları gri geliyor. Bir de arkadaşlar şu yavruya, tamam mı? Bana rainbow değil diye çok fazla direten oldu. Bu yavru rainbow değil. Bu yavru rainbow değil. Aha. Rainbow geldi bu da. Yani şimdi diyeceksiniz büyümeden anlayamayız ama bu da bir rainbow yani. Hani kanatları komple gri, bel üstü mor geliyor. Bakın şuradaki birkaç tane tüyden belli olur. Net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Aynı zamanda kafası sarı, kuyruğundan sarı sarı tüyler geliyor. Yani dediğim gibi orijinal anne babanın orijinal yavrusu. Hani hiçbir şekilde rainbow olmama gibi bir ihtimali yok. Bu arada damızlık altı tarafımızda hemen bir gösterelim. Evet arkadaşlar bunları da buraya çektik, cıvıl cıvıllar. Normalde ben buraya erkekleri çekecektim ama baktım bunların sayısı daha fazla. Ufak kafese bunları sıkıştırmak istemedim. Rahat rahat dedim takılsınlar. Bakın şurada görüyor musunuz? Bulut'un erkeğine yavrusunu ayırdığım dişi kızı. Şurada bakın dişi kızı yalnız. Dişi olan hemen kızını ayırdım. Öteki erkeğin dişisi olarak ayarlayacağım. Buradaki mor kızım satılık. Arkadaşlar rengi size mavi gibi geliyordur. Farkındayım. Ama görünce zaten anlarsınız. Muhabbet kuşunun moru bu. Daha fazla bir mor beklemeyin. Ha daha fazla bir mor bekleyecekseniz hemen size göstereyim. Hangisini bekleyeceksiniz? Aha şu rainbow'u bekleyeceksiniz. Yani bunun tamam mor olduğu net belli. Ama bu rainbow. Hani diğerleri gibi bunları bekleyemezsiniz. Ama mesela bunda çok aşırı derecede belirgin olmasa da mor olduğu net belli yani. Hani ancak dediğim gibi bunu görünce anlayabilirsiniz. Arka taraftaki mesela sarı kanatlı olan oğlum. O da bir mor. Ama o da böyle mavimsi gözüküyor. Yanındaki bakın şuradaki dişim mavi. Turkuaz mavi arası. Ama görüyorsunuz yani farkını. Yani bu bir mor. Şu bir mor. Yalnız rainbow erkeği neden buraya ayırdın diye hemen soracaksınız. Açıklayayım arkadaşlar. Ona da bir gelelim. Çünkü rainbow erkeğim maalesef ki birazcık yaralanmış. Nasıl? Şöyle söyleyeyim. Ben bunu hatırlarsanız ayrı bir şekilde tutmuştum. Sonrasında ben gittim komple hepsinin beraber olduğu erkek dişi ayırmadım salmaya attım. Ve düşündüğüm şey aklıma gelen şey başıma geldi. Bunun ayağına saldırmışlar. Bir baktım bütün salma kan. Sonrasında hemen bunu aldım. Tek bir kafese tekrardan koydum. Erkeklerin arasına, dişilerin arasına katmayacağım. Bunu ayrı bir şekilde damızlıkların arasına, damızlık altı olan kuşların arasına koydum. Yalnız o değil de cıvıl cıvıl değiller maşallah ya. Dediğim gibi bunu onların arasına koydum. Bu arada bakın şu dişimle buradaki oğlum eş olacaklar. Şuradaki painted'ımla zaten şu köşedeki pastelim eş. Sonra başka hangi erkeğim? Şimdi tek şu moru açık. Mor açıkta kaldı yani. Ona da clearing ve normal kendi babasından, yani pardon clearing erkek ve painted
dişiden. Klinik zaten bunun babası. Ondan arkadaşlar bir tane yavru ayıracağım. Onun yavruları çıkıyor. Yani ne şanssızlıktır ki ondan 3 tane mi 4 tane mi 9 tane yumurtadan 3 tane mi 4 tane mi ne yavru alacağız. Yani öyle çok fazla bir şey de almayacağız. Bir 5 tane falan yumurta heba oldu. İçinde öldüler. Bir dahakine inşallah daha da dikkatli olacağım. O dişi döndüremiyorum. Ne yapıyorum artık altında tam anlayamadım. Bizim de tecrübesizliğimize geldi o takımla alakalı olarak. Zaten ilk kuluçkası. O yüzden çok da fazla önemsemiyorum. Şimdi diğer tarafa tekrardan bir dönelim. Evet, bebeklerimize tekrardan geldik. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada toplamda 20 tane bebeğimiz var. Yani inşallah bakalım yeme düştüklerinde görürüz. Ama bunlar kesinlikle %90'ı gönderilecek rezerveye açık yavrular. Mesela ben Japonesi kendime ayıracağım diyordum. Bizimkiler kendine ayır falan filan yaptılar. Bakın mükemmel bir erkek bebek. Kafasındaki şeyi görüyorsunuz. Tepeyi görüyorsunuz. Kanatları, çiçekleri falan bayağı iyi geliyor. Yani normalde dediğim gibi kendime ayıracaktım ama isteyen olursa vereceğim. Aynı zamanda mesela şuradaki DF'ler biri erkek biri dişi veya da ikisi de erkek diyebiliyorum. Bu DF'leri de yani gönderip göndermem arasındayım. Eğer biri erkek biri dişi çıkarsa takım yaparım ama ikisi de erkek çıkarsa vereceğim arkadaşlar, bekletmeyeceğim. Nasıl olsa takım şu an için bende ve genç bir takım. Buradakini dişi olsaydı, bakayım dişi misin sen? Erkeksin, net erkeksin hem de. Aslında bunu da verebilirim. Yani talibi çıkarsa veririm arkadaşlar, hiç problem değil. Rainbow'ların zaten şu bende kalacak ilk yavrum. Fallow taşıyıcı verilecek, net erkek %100 arkadaşlar, şaşmaz. Bu cinsiyetleri de ufakken bebek yani daha tüylenmemişken bile nasıl anlıyorum ondan da bahsedeceğim. Onunla alakalı bir video çekeceğim. Bakın şurada bir parçalım var. Bu muhtemelen erkek ama ufaktan bir açılma var burnunun etrafında. Net konuşamıyorum o nedenle. Yani ben net konuştuklarım belli. Şu mesela erkek. Hem de net erkek. Bunu daha ufakken bile söylemiştim. Fallow'umuz erkek diyebiliyorum. Rainbow'umuz erkek. Yani aslında ben biraz böyle farklı takımlara yönelmek istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bakalım artık hayırlısı Allah'tan. Evet, bugünlük benden bu kadar. Yavrularımız için diğerlerine koyacağız. Hemen bir götürelim. Şöyle. Şimdi diyeceksiniz bunları nasıl ayırıyorsun? Nasıl ayırt ediyorsun diye. Arkadaşlar çok basit. Büyükler zaten tek bir yuvadaydı. Bir 9 taneyi falan aynı yuvaya koymuştum. Baktım anne baba bakabiliyor. Yemlerini falan fulledim. Her türlü bakacaklar zaten. Şunları şöyle alalım. Hemen yerlerine yerleştirelim. Gördüğünüz gibi 20 tane yavrumuzun 20'sini bir yere atmıştık. Şimdi hepsini beraber ayırıyoruz. Kaç oldu? 3, 6 tane oldu. 7, şunlar 8. Bir tane daha olacak oraya. 8, bir tane de şu arkadaşlar 9. Bir de bu oranın anne baba beslesinden kursaklar boş bunların. Daha çünkü yeni. Hemen şuradaki yavrularımızı bir çekelim. Şu yuvalığımızı açalım. Annemiz bir çıksın. Arkadaşlar yuvalıklar daha kirli bu arada. Temizlemedim. Sebebini de hemen şu söyleyeyim. Arkadaşlar çünkü ben olabildiğince geç bir şekilde koyacağım. Hemen bu follukları çıkartacağım. Yerlerine yenilerini koyacağım. Hepsi hazır. Temizler falan bit ilaçlarına kadar hepsi ayarlandı, temizlendi. Tertemiz bir şekilde. Bakın yulafları bile dışarıya taktım ki giderken asacağım. Sulukları falan şimdi susasınlar, hani şey olsunlar falan diye bekletmiyorum kesinlikle. Şimdi yıkayacağım hemen, birer tane ufak ufak takacağım. Sonrasında akşam giderken tamamıyla hepsini beraber takmış olacağım. Şimdi bunlar oradaydı. 6 tane falan da burada vardı galiba. 2, 4 tane oldu. Şu 5. Şu da 6. Evet. Bunları da buraya koyduk. Şimdi diğerlerini bir koyalım. Arkadaşlar bunları ben direkt bu şekilde alabilirim. Hop, şöyle koydum. Var mı sıkıntı? Yok, annem geliyor. Hemen orayı düzenlemem lazım. Bakın bunları mesela altına hemen koydum. Bunlar daha ufak. Aralarına mısır gıdanı falan elimde artmıştım. Üzerine serpiştirdim. Hemen anne gelsin bir baksın. Evet. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Annemiz de hemen yuvaya girdi. Damızlık atlarımıza videomuzu bitirelim. Beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Gerçekten destekleriniz bizim için çok çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.